Refüsü olan çocuklara ve ailelere önerilerimizi şöyle özetleyebiliriz. Bir, gittikleri hekim bir ilaç tedavisi verdiyse bu ilaç tedavisinin süresi kısa olmayacaktır. Bu süreye kesinlikle uymalarını, sağlık grubunda çalışan, görevi çocuk hekimi olmayan, ister hekim olsun, ister yardımcı sağlık personeli olsun, ister eczacı olsun, isterse ebeveynlerin babaları, anneleri, yani büyük babalar, büyük anneleri olsun, onların ikazlarıyla veya uyarılarıyla doktorlarına sormadan tedaviyi sonlandırmamaları ve de ilaç dozlarını azaltmamaları gerekir. Burada hekimle olan işbirliklerini mutlaka sürdürmeleri gerekir. Beslenme disiplini olarak da yaptığı yanlışlardan ailenin vazgeçmesi gerekir. Çünkü ilaç tedavisi verilen bir çocuk ilaç tedavisiyle rahatlar. Hem de bazılarında kısa sürede rahatlar. İşte bu durumda bize az önce söylediğim gibi çocuk iyileşti deyip ilacı kesmemek gerekir. Hekim önerisi doğrultusunda tedaviye devam etmelidir. İkincisi, bu ilaç tedavisiyle çocuk nasıl olsa düzeliyor mantığıyla çocuğun beslenme disipliniyle ilgili önerileri kesinlikle göz ardı etmemelidir. Bunları ilaç kullanıldığı sürede iyi olan çocukta bir alışkanlık halinde yerleştirebilirse aile, o zaman ilacın bitiminden itibaren yaşanacak günlerde, haftalarda, aylarda olayın tekrarlanması için büyük bir engel oluşturulacaktır, tekrarlanmaması için. Yani nedir bunlar? Küçük çocuklar çok sık aralıklarla beslenecekse az az beslenecek. Ama bir çocuğun midesi normalden fazla doldurulmayacak. Bunu hekim size söyleyebilir anne sütü dışındaki öğünlerde neyi ne kadar yedirilebileceğini. Ama anneler çocuğum daha iyi büyüsün, daha iyi gelişsin diye hep normalin ötesine taşmaktadırlar. Hekim 4 öğün dediyse aileler 5-6 öğünde çocuklarını beslemektedirler. Onun için bu yanlışları, bizim kültürümüzle ters düşen bu önerileri ailelerin kabul etmesi lazım. Biz çocuğun beslenmesinden çalmıyoruz. Onlara biraz daha az yedirmekle. Aksine daha kaliteli beslenerek, kusmayarak daha iyi büyümeleri için yardımcı oluyoruz. O nedenle anneler öğünlerde çocukları durduysa, istemiyorsa ısrarcı olmamaları konusunda kendilerini eğitmeliler. Bir de sık sık aralıklarla çocuklara bir şey sunuyorlarsa bunların miktarlarının az olmasına dikkat etmeliler. Üçüncü ve en önemlisi de çocuğu tok karnı hemen yatırmamalılar. Özellikle gece uykusundan önce beslememeliler. Gece uyanınca ufak bebekse acıkmıştır, ondan ağlıyordur diye süt veya mama içirmemeliler. Ve yine daha büyük çocuklarda reflü hastalığı var ise, tedavi alıyorsa bu dönemde de annelerin özellikle çocukların spor aktivitelerini öncesinde çocuklarının midelerini tıka basa doldurmamalıdırlar.